Merhaba sevgili Geekteor takipçileri, Westworld'un 2. sezon 7. bölümü incelemesine hoş geldiniz. Yine mükemmel ve birçok soruya cevap veren bir bölümdü. Eğer bölümü izlemediyseniz bu videoyla başlayan hazlar spoilerla son bulur diyorum ve incelemeye geçiyorum. Bölüm yine iki ayrı zamanda geçiyordu. Katliamdan iki hafta sonraki zaman dilimine en son bakalım. Öncelikle neredeyse tüm karakterlerin hikayelerinin beklediğimiz gibi birleşmiş olduğu katliamdan sonraki zaman dilimine bakalım. Beşik, Bernard ve Ford'la başlayalım çünkü sezonun başından beri konuştuğumuz birçok şeyin yanıtını aldığımız sahneler oralardaydı. Burada Delos şirketinin gizli projesinin misafirlerin hareketlerinin gözlemlenip kaydedilmesiyle insan zihninin anlamlandırılması ve dijital olarak Burada Delos şirketinin gizli projesinin misafirlerin hareketlerinin gözlemlenip kayıt insan zihninin anlamlandırılması ve dijital olarak kopyasının çıkarılması olduğunu öğreniyoruz. Bu projede insanların zihinlerinin bir yedeği çıkarılacak ve host vücutlarına yüklenerek ölümsüzlük sağlanacaktı. Zaten bunu yaptıklarını James Delos'la görmüştük ve Ford da kendi kopyasını bu şekilde çıkardı. Daha araştırmalar tam bitmediği için şimdilik bu kopyalar fiziksel dünyada kısa bir süreliğine yaşayabiliyor. Aynı James gibi gerçekliğin doğasını kaldıramıyorlar. Bu yüzden de Ford bilincini beşiğin içine koyduruyor. Dijital bir yaşam sürüyor. Tabi bir tek Ford ve James'in birinci kopyalanmış değil. Bölümün ilerisinde Dolores tüm ruhların vadide toplandığını söylüyor. Bu sayede sezonun başından beri düşündüğümüz şeylerden biri artık neredeyse kesinleşiyor. Delos gelen misafirlerin bilinçlerini kopyalıyor ve onların host versiyonlarını yaparak ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışıyordu. James Delos deneyinde öğrendikleri şeyler sayesinde şimdilik bu bilinçlerin gerçek dünyaya ayak uyduramadığını gördüler ve büyük ihtimalle vadide de aynı beşik gibi bir sistem var ve kopyalanan tüm misafir bilinçleri beşikteki simülasyonun içinde yaşıyorlar. Fiziksel dünyaya aktarılmayı bekliyorlar. Ford ve Bernard konuşmalarında Bernard'ın nasıl yapıldığını da öğreniyoruz. Şimdi zaten Arnold öldükten sonra Ford'un eski ortağına olabildiğince benzeyen bir host olan Bernard'ı yaptırdığını biliyorduk. Bu bölümde öğrendik ki Ford'un bunu başarabilmesinin sebebi Dolores'miş. Hostlar her ayrıntıyı hatırlayabildikleri için Ford yapmaya çalıştığı hostun zihnini beşiğe yüklüyor ve Dolores'e Bernard'ı test ettiriyor. Uyumluluk testi. Bernard'ı büyük ihtimalle zaman kavramının farklı işlediği bu simülasyonda hızlı bir şekilde belki de binlerce kez Dolores'e test ettiriyor. Ve sonunda bir versiyon Dolores'i Arnold olduğuna inandırıyor. İkinci sezon birinci ve altıncı bölümde gördüğümüz sahneler Dolores'in Bernard hostunu test ettiği sahnelerdi. Bernard fiziksel dünyada yaşayabiliyor çünkü o Arnold'ın %100 bir kopyası değil. Ufak farklılıkları var ve söylediğim gibi simülasyonun içerisinde belki de binlerce kez her ayrıntıyı hatırlayan Dolores tarafından teste tabi tutuluyor. Sonucundaysa Ford'un istediği hale geliyor. Neredeyse tamamen Arnold gibi düşünüp onun gibi davranan ancak bir insanın kopyası değil de host hali oluyor. Delos ise insanların bilincini tamamen kopyalamak ve insan türünü geliştirerek ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışıyordu. Ford'un birinci sezondaki iki ayrı konuşması birleştirildiğinde onun insanların artık evrimini tamamladığını ve yeni bir türün ortaya çıkması gerektiğini düşündüğü görülebiliyor. Ford, İskenderiye kütüphanesinin yanmasıyla ilgili verdiği örnekte bunu güzel bir şekilde açıklıyor. İnsan türünün şimdiye kadar başardığı ve elde ettiği bilginin bir kısmının daha üstün ve değişime açık olduğunu düşündüğü bir ırka geçmesini istiyor. Bunu yaparken de eski düzenin yıkılması gerekeceğini ima ediyor. Tabi Ford'un yaptıklarının ne kadar iyi veya kötü olduğu tartışmalı bir konu. Ford büyük ve güzel bir şey elde etmek için bazı kötü hamleler yapılması ve kayıplar verilmesi gerektiğini düşünen biri. Omlet yaparken birkaç yumurta kırman gerek. Kırılan yumurtalardan biri de Ford'un Bernard'ın bilincini ele geçirmesi oluyor. Dijital bilincini Beşik'ten Bernard'ın kontrol ünitesine aktaran Ford yine ilk sezonda olduğu gibi bir sürü pis işini yaptırmak için Bernard'ı kullanacak. Ford'un söylediğine göre hostların hayatta kalabilmesi için kapıyı açmaları gerekiyor ki bunun birden fazla anlamı olabilir. Bir anlamı hostların artık parktan çıkıp gerçek dünyaya geçmeleri olabilir. Bunun nasıl gerçekleşeceğine önceki videolarda değindim. Ancak bu videonun sonunda da buna değineceğiz. Çünkü bu bölümde öğrendiklerimizle beraber birçok noktaya artık neredeyse kesin gözüyle bakmaya başladım. Bernard ve Ford'a dönersek ikilimizin beşikten çıktığını görüyoruz. Ford tarafından kontrol edilen Bernard Elsie'yi gönderiyor ve kontrol odasına geçiyor. Kontrol odasında katliam yaşanıyor ve Bernard birkaç sistemi kapatarak Dolores'in Mesa Hub'daki işini kolaylaştırıyor. Dolores demişken o ve tayfası Mesa'ya giriş yapıyorlar. Bu arada Angela'nın saçına dikkat çekmek istiyorum. Geçen bölümde treni tünele gönderdikleri zamanın hemen sonrası değil bu sanırım. Arada zaman atlaması olmalı. Angela bayağı kıyafetini ve saçlarını falan düzeltmiş. Evet tayfa Mesa'ya saldırıyor. Dorres buraya Peter Abernathy için geldi. Bunun da iki sebebi var. Hem Peter onun host babası hem de Peter'ın kontrol ünitesinde Delos projesiyle ilgili bir anahtar bulunuyor. Dolores'in karşısındaysa Delos güvenlik güçleri var ve heptik yelek giyiyorlar. Bu yelekler hostların mesh ağına bağlı ve bir host yaklaştığı zaman titreyip ışık vererek onun yönünü gösteriyor. Askerler aşağı iniyor ve yerde çıplak bir sürü insan buluyorlar. İlk başta onları host zannetseler de diğer Delos timinden olduğunu fark ediyorlar. Dolores'in takımı ise o insanların kıyafetlerini giymiş. Bu da önceden bahsettiğim ve incelemeden sonra değineceğim bir şeye ima barındırıyor olabilir. Devam edersek Dolores'in beşi yok etmek istediğini görüyoruz. Bunun sebebi de hostların öldüğünde geri getirilmemelerini sağlamak. Çünkü geri getirilen hostlar hem kendilerine verilen yalan hikayelerle hem de kat ettikleri gelişim kaybedilmiş bir şekilde gelecek. Ayrıca Dolores ölme seçiminin de bir özgürlük olduğunu düşünüyor. Şimdi bu noktada birkaç şeye açıklık getirmek lazım. Beşik yok oldu diye ölen hostlar geri gelemez değil. Beşik bir yedekleme sistemiydi. Eğer ölen hostların kontrol ünitesine bir zarar gelmemişse geri getirilebilirler. Yani bu bölüm ölen Lawrence, Clementine gibi hostlar aynı konfederadalardan Craddock gibi geri getirilebilir. Angela'nın kontrol ünitesi ise patlamada yok olmuş olabilir. Yani şu an insanlar bir host gibi olup ölümsüzlüğe ulaşmak isterken hostlar da insanlar gibi ölebilmeyi istiyorlar. Değişik bir konsept. Birçok çatışma sahnesi ve Tediminatör'ün insanı tırstıran cinayetleri gerçekleşiyor. Bu sırada Dolores babasındaki bilgiyi ele geçirebilmek için Peter'ı öldürmek ve kontrol ünitesini çıkarmak zorunda kalıyor. Diğer tarafta ise sezonun başından beri beklediğimiz William ve Maeve karşılaşması gerçekleşiyor. William, Maeve ve çocuğunun Aynı geçmişte olduğu gibi savunmasız bir şekilde karşısına çıkmasını Ford'un bir oyunu sanıyor. Maeve ise Lawrence'ın kuzenlerini kullanarak William'ı bayağı yaralıyor. Ford'un bu yolculuğunda William'ın yanına neden adam vermek istemediği de bu sahneyle anlaşılıyor. Maeve Lawrence'ı kullanmak istediğinde ise bunu başaramıyor. Lawrence tam anlamıyla olmasa da bilinçlenmiş. Maeve de Lawrence'ın William'ın ona ve karısına yaptıklarını hatırlamasını sağlıyor. Bunun üzerine Lawrence William'ı vuruyor. Tom öldürecekken geçen bölüm Lee'nin araması üzerine harekete geçen Delos geliyor ve Maeve ile Lawrence'ı vuruyor. William her nasılsa hala hayatta ama öldü ölecek. Kızı yakınlardadır ve ona yardım etmeye gelecektir diye düşünüyorum. Ayrıca William'ın host olduğunu düşünenler için de bu bölümde bayağı ipucu vardı. Birçok kez vurulan William'ın ölmemesi ve birinci bölümde Ford'un William'a kapıyı bul demesiyle bu bölümde Ford'un bilinçlenen hostları sanki bir kapıyı açıyorlarmışçasına tarif etmesi bunlardan birkaçı. Bu arada bu kadar kargaşanın içerisinde Hayalet Ulus'takiler Maeve'in kızını kaçırıyor. Geçen bölüm Akechita Meyve e aynı yolun yolcusuyuz demişti. Gelecek bölümün trailerında da Akechita'nın Meyve ve Dolores gibi bilince ulaşma yolculuğunu görüyoruz. Trailerda Dolores'in Escalante kasabasında Hostları ve Arnold'u öldürmesinden hemen sonra Akechita'nın oraya geldiğini ve labirenti bulduğunu görüyoruz. Kendi kendine labirentin merkezine ulaşıyor büyük ihtimalle ve hayalet ulusdakilerin geçen sezon ve bu sezondaki hareketlerine bir nebze ışık tutuyor bu trailer. Gelecek bölümü dört gözle bekliyorum. Lee sayesinde Maeve Maysa'ya götürülüyor. Orada Maeve ve Dolores karşılaşmasını izliyoruz. Maeve Dolores'in yaptıklarını, özellikle Teddy'e yaptığı değişimi sorguluyor. Dolores de kendi yolunun karanlık olduğunu bildiğini söylüyor. Ancak özgürlüğe ulaşmaları için karanlıktan geçmeleri gerektiğini düşünüyor. Dolores Maeve'i kendi yoluna bırakıyor çünkü Maeve o yolu seçiyor ve Dolores de buna saygı gösteriyor. Meyvi tamir edecek olan kişi de arkalarda saklanan Lee olacak büyük ihtimalle. Dolores ve takımı vadiye doğru yol alıyor. Bununla beraber Ford, Bernard ve Elsie de oraya gidiyordu. William de oraya ulaşmak istiyordu. Düzelebilirse o da oraya gidecek ve sezon finaline doğru tüm karakterlerimizin o bölgede toplandığını görebiliriz. Bu bölümde geçmiş zaman çizgisi burada bitiyor. Katliamdan 2 hafta sonraki zaman çizgisine geçersek Strand'in Stubbs ve Bernard'ı geçen sezon Theresa'nın Bernard tarafından öldürüldüğü gizli laboratuvara götürdüğünü görüyoruz. Buradaki gizli başka bir kapının ardında da bir sürü Bernard hostu bulunması üzerine Bernard'ın host olduğu ayuka çıkıyor. Charlotte, Bernard'ın Peter Abernathy'den alınan kontrol ünitesinin nerede olduğunu bildiğini düşünüyor. Bernard'a işkence yapıyor ve onu sorgulamaya başlıyor. Bölümün sonuna doğru Bernard Charlotte'a bir şey söylüyor ve Strand içeri geldiğinde Charlotte Bernard'ın bunu tekrarlamasını söylüyor. İlk söylediği ve ikinci söylediği şey arasında fark olabilir. Charlotte doğru bilgiyi aldıktan sonra Strand ve takımını kandırmaya çalışıyor olabilir. Hala bu kadının Delos'un arkasından işler çeviriyor olabileceğini düşünüyorum. Bernard'ın Strand ve Timmy içeri girdiğinde söylediğine göre Peter'ın kontrol ünitesi vadideymiş. Arada bir noktada da Bernard'ın siyah bir kontrol ünitesi aldığı bir flashback görüyoruz. İnceleme burada bitiyor. Şimdi gelelim Dolores'in kaçış planına. Önceki birkaç videoda da söylediğim gibi birinci sezonda Wyatt'la ilgili söylenen her şey bu sezon gerçekleşti. Sadece Wyatt'ın adamlarını düşmanlarının kemikleri ve derilerini giymeye zorladığı söylem açıkta kaldı. Bu bölümde öğrendiklerimizle beraber ikinci sezon birinci bölümde vadiyi basan sudaki hostlar ve birçok nokta örtüşmeye başladı. Dolores insanların bilinçlerinin tutulduğu yere gidip o bilinçlerin yerleştirilmesi gereken gerçek insanların host vücutlarına kendi adamlarının kontrol ünitelerini yerleştirip Westworld'den kaçmaya çalışabilir. O vücutlarda park terk edilirse patlayacak olan bombalar bulunmaz ve insanların arasına karışabilirler. Normalde hostların dış görünüşleri biliniyor ama artık yeni vücutlara sahip olabilirler. Delos timi askerlerinin yeleklerini giyen hostlar da buna bir ima olabilir. Şimdi de 2 hafta sonraki zaman diliminde sahilde oynanan Bernard'a geliyoruz. Bu bölümle beraber acaba Ford hala onu yönetiyor mu sorusu doğuyor. Eğer öyleyse birinci bölümde Stubbs'ın Delos askerine patronu mu vuracaksın söylemi ilk sezondakiyle tamamen uyuşmuş oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek bölüm büyük ihtimalle tamamen Akacita'nın bilinç yolculuğu ve parkın 35 yıllık geçmişinin gösterildiği bir bölüm olacak. Sezon öncesi trailerlarda geçen Hayalet Ulus'tan birinin çıplak Logan'ı bulması olayı da sanırım 8. bölümde gerçekleşecek. Böylece videonun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Tüm motor fonksiyonları durdurun.